Herkese günaydın. Bugün günlerden pazartesi. Saat 9.30. Gece biraz soğuktu. Dün de bayağı iş yaptık babamla beraber. Burada kırıp torbaladığımız 70-75 torbalığım vardı. Onları içeriye istifledik. Bu şekil oldu. Şuradaki boş alana da 1 ton kadar kömür getireceğim. Soğukların soba kurma işlemi de bitti. Sobayı önceden kümesin içine kuruyordum. Şimdi emniyet açısından hem de plastik ızgaraların düzenini bozmamak amacıyla buraya kurduk. Fena olmadı. Boru uzun olduğu için yukarılara kelepçeler attım. Tavana matkapla dübelledim. Tavuklarımız da yumurtlamaya başlamış. Fena olmadı. Buradaki çiçeklerde bir kısmını eve götürdük. Soğuk almasınlar diye. Bunları da götüreceğiz. Zorlatınca bunlar da tavuğumdan büyüttüğüm 12 tane çam. Tavuklarımıza bir bakalım. Evet. Burada bir sıkıntı var. Kızlar günaydın. Yemlikler buradaydı. Buranın ızgaranı pislikle doldurdular. Çünkü yem yediklerinin yemliklerin etrafına doldurmuşlar. Ben de bir kademe kaydırdım. Orayı da doldursunlar. Daha sonra bir kademe de bu tarafa kaydırırız. Orayı da doldurduktan sonra genel temizlik yaparız. Hemen hemen yani buranın temizliği sanırım bir ayda, 1,5 ayda bir yapılması kafidir. Kalıplar gördüğünüz gibi ikişer giriyorlar. Yani buraya 20 tane daha kolluk istiyoruz. Bunları hava biraz daha güneş açtıktan sonra dışarı bırakacağız. Evet. Dünkü lahanadan kalan sadece bu. Burada bir tane plastik yumurta mı? Evet. Bir tane plastik yumurta kabriye getirmişler. Bunu yerine koyalım. Tavukların yumurtlamak için sıra bekliyorlar burada. Evet. Dışarı çıkıp şimdi Brahma horozlarına bir tane grup tavuğumuz vardı. Onu dışarı aldım. Grupluktan çıkması için. Ve hindilerimize bir göz atalım. Güneş de maşallah yeni çıkmaya başladı. Erkekler. Günaydın. Bunların sabah kapsamı.
Sabah 8.30'da dışarı çıkardım bunları. Ne yapıyorsunuz bakalım? Burada bir tane kur Atax tavuğumuz var. Arkadaş bu sene 30'a yakın Atax kurk oldu. İlginç bir şekilde. Buradaki de beyaz bırakmamız tavuğumuzu da içeride biraz hırpalamışlar. Sırtında yara yapmışlar. Bağlamışlar büyük bir ihtimal. Onu da mensölle pansuman yaptım. Bugün buradaki ikinci günü. Yaraları iyileşince onu da içeri alacağız. Burada da hindilerimiz sağ salim duruyorlar. Bunlar da bayağı dün geziyor dışarıda. Ne yapıyorsunuz? Evet. Bahçedeki durumlarda ağaçlar sararmaya, yaprak dökmeye başladı. İlginç bir şekilde de güller hala gonca vermeye, çiçek açmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Bu kartopu ağacı. Bu da kartopu ağacı. Biri çiçek açtı yeşil hala. Biri de yaprak solduruyor. Enteresan. Buradaki odunları içeri aldık. İyi oldu ya. Dışarıda herhalde yağmurun altında da odunlar vurmazdı. Bu kayısı ağacı şuranın önünü kapatıyor ama bu sene bakacağım bu kayısı ağacına. Bunda adam gibi kayısı çıkmasa bu ağacı da sökeceğim. Şuradaki ağacı da sökebilirim. İki tane ağaç var. Meyvesi sağlam olmayan. Şunda biraz elma kaldı. Üzümlerimiz biraz var. Maydanoz hala yeşil oluyor. Yeşil olmaya devam ediyor. Bugün herhalde biraz daha dökülsün de artık hafta içinde buradaki çimin içinde bulunan yaprakları çim biçme makinesiyle sıfır ayarla üstünden geçerek toplarım. Hava güneşli, güzel ama biraz soğuk. Şurada dut ağacımızın yarısı sararmış, yarısı yeşil duruyor. Ceviz ağacı komple yaprak döktü. Onun yapraklarını toplayıp yakacağım. Çünkü ceviz ağacının yaprağının olduğu yerde zepse yetişmiyor. Üzümlerimiz hala var burada. Yani durum böyle şu anda. Burada Raki. Ne yapıyorsun oğlum? Bak yem istiyor. Dün bayağı bu paylar, maylar, kemikler, kurumamalar bayağı bir ziyafet çekti değil mi? He? Evet. Pazartesi gününden durum bu kadar.
bugün akşama doğru video çekerim. Yumurta bugün akşama doğru toplayacağım yumurtaların da videosunu çekerim. Epeydir çekmiyordum. Artık kışında içindeki sobayı yaktığımızda soba başında muhabbet ederiz. Hava gerçekten güzel. Ama bugün gece buradaki evde kaldım. Elektrikli radyatör yakmama rağmen içerisi ısınmadı. Çünkü günlerdir evde herhangi bir ısıtma aracı kullanmadığı için ev ısınmadı ama üşümedim de. Sabah kalktığımda insan sıcak bir oda arıyor ama öyle bir oda da yoktu. Buradaki kümese geldim. Oranın sobası akşamdan yanmıştı. İçerisi gayet güzeldi. Sanırım bugün tavukların orada ki odada yatarım büyük bir ihtimal. Yani bu hafta burada kalmayı düşünüyorum. Bakalım. Şimdi tam sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Bu aydan sonra diğer ay. Buna şimdi pastırma sıcakları diyorlar Kayseri'de. Erciyes buradan gözüküyor mu, açık mı? Gözükmüyor. Heh, gözüküyor arkadaşlar. Erciyes tam şu karşıdaki yer. Ne kadar ne çıkıyor bilmiyorum. Üstünde kar var. Görünüyor mu? Tam şurası Erciyes işte. Durum böyle. Akşam video açarım. Video yaparım, yumurta toplama videosu. Duruma göre, yorgunluk durumuna göre de canlı yayın yapabiliriz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Stres yapmayın. Hoşça kalın.